Merhaba arkadaşlar, Gamer'ın bir kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir rehber videosundan hepinize selamlar. Geç de olsa söz verdiğim gibi Survivor'ların hikayesi videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Gerçekten hikayeleri çok uzun olan Survivor'lar ve Türkçe'ye geçmesi çok zor olan cümleler var. O yüzden lütfen küçük yanlışlar falan filan varsa kusura bakmayın ve bunlara çok takılmayın. Çünkü gerçekten çok fazla emek isteyen bir videoydu. Ace Visconti büyüleyici biri. Keskin İtalyan görünümü, gri çizgili saçları ve gümüş diliyle yaşlanan 50 film yıldızını geçebilir. Kalbi her zaman kartlara aitti. Arjantin'de doğan fakir bir çocuktu. Para her zaman parmaklarının arasından geçme yoluna sahip olmasına rağmen Ace her zaman daha fazla kazanabileceğini düşündü. Bu tutkuyu hiçbir zaman yerine getiremedi. Sonunda yanlış insanlara çok fazla borçlandı. Ve paralarını almaya geldiklerinde Ace'i kimse bulamadı. Kimse onu kimin bıraktığını ya da nereye kaçtığını bilmiyordu. Ama Ace Visconti'yi bilen herkes bir konuda hemfikir olabilir. Her şeye rağmen hayatta kalacak. Adam, Jamaica Kingston'daki Rollington kasabasında doğdu. Babası 2 yaşındayken trafik kazasında öldü ve amcası onu yanına aldı. Amcası, eğitime değer vermesini sağlayan katı ancak dürüst bir insandı. Kingston Koleji'nde babasının edebiyat tutkusunu tetikleyen yayınlanmış eserlerini keşfetti. Ancak kampüsü atletizm üzerine odaklanmasıyla biliniyordu. Burnu kitaplara sıkışmış utangaç bir genç olarak zorbalar için mükemmel bir avdı. Adam kendini savunmayı öğrendi. Üniversitedeki yılları boyunca başka bir yerde yaşadığını hayal etmeye başladı. Yakın arkadaşları müzik endüstrisinde dolaşırken o daha güvenli bir yol izledi. Notları yüksek öğretime kabul edilmesini sağladı. Üniversiteden mezun olduktan sonra yurt dışında ücret talep etmek için ekstra dersler verdi. Düzenli bir şekilde uzun işe gidip gelme, sınıflandırma yığınları, gecelik ders planları ve erken dersler verdi. Bir yıl sonra yurt dışında bir pozisyon için başvurmayı başardı. İlk uçak yolculuğu yeni bir başlangıç için onu Güney Japonya'ya götürdü. Kagoshima'daki hayatı telaşlıydı. Japonyası çok iyi değildi ve bu onu yavaşlattı. Yiyecek satın almak saatler sürdü. Uzun yollarla gidilmesi planlandı ve ders planları öğrenmesi gereken Japonca kavramlarına dayanıyordu. Fakat birkaç ay sonra ritmini buldu. Bir sabah trene binerken bunu işe yansıttı. Artık haritayı dolduran Kenji karakterlerinin çalışmak zorunda değildi. Yolunu biliyordu. Dil becerileri gelişmişti. Öğrencilerine bağlı olduğunu hissediyordu ve hafta sonları lüks restoranlara karşı kendisini tedavi ediyordu. İlk tatilini bile planlamıştı. Adam'ın bindiği tren bir kazaya uğradı. Darbeye hazırlanırken gözlerini kapattı ama hiçbir şey olmadı. Tek gözü açık bir şekilde etrafa baktı ve karanlıktan başka hiçbir şey görmedi. Treni ağır bir sis devralmıştı. Sürüklenerek gözlerini kapadı. Adam'a ne olduğunu kimse bilmiyor. Okul öğretmenleri haberlerde trenin ne olduğunu gördüklerinde ve Adam'ın kayıp olduğunu öğrendiklerinde onun öldüğünü düşündüler. Adam'ın çantası kaza bölgesinden alındığında korkuları doğrulanmış gibi görünüyordu. Ancak cesedi hiçbir zaman bulunamadı. Bugüne kadar amcası Adam'ın tren kazasından sonra hala hayatta, oralarda bir yerde olduğuna inanıyordu. Vietnam'da iki tur attı ve bir avuç madalya. Bir şarapnel dolusu diz ve William Bill Overbeck'in savaşmayı bırakıp barışçıl bir yaşam sürmeye çalışmasını sağlamak için onurlu bir akıntı aldı. Onlarca yıl sonu olmayan işlerle amaçsızca sürüklendikten sonra Bill rutin bir ameliyat için gitti. Ve gittiğini bildiği dünyayı bulmak için uyandı. Bir veba normal insanları akılsız ölüm makinelerine dönüştürüyordu. Kırsal hayalet kasabalara ve zifiri ormanlara doğru ilerlerken diğer kurtulanları buldu. Ve birlikte enfekte ordulardan kaçtılar. Sonunda Bill güvenliklerini sağlamak için kendini feda etti. Cesedi asla bulunamadı. Bill ölüme terk edildi. Hiç kimse hala istediği tek şeyi elde ettiğini bilmiyor. Ebeveynlerinin Claudette'e ilk bilim setini verdiği günden itibaren Claudette deneyleri severdi. İç içe geçmiş doğası sohbet odalarının ve forumlarının şu anda en iyi sosyal etkileşim kaynağı olduğu anlamına geliyor. Bir akşam şehirden uzun bir otobüs yolculuğu boyunca Claudette hayatını değiştirecek bir yürüyüşe çıktı. Kalın ormanda tamamen şaşırmış olması onun için bir dakika sürdü. Geri dönüş yolunu asla bulamadı. Forumu göndermeyi bıraktıktan bir hafta sonra nerede olduğunu merak etmeye başladı. Mükemmelliği ona sosyal bir engel oluşturdu. Sohbet odaları ve forumlar için gerçek dünyadan kaçtı. Botanik ve çalışmalar onun hayatını dolduruyordu. Gerçek bir yaşam durumuna atılmak ona garip ve zorlanmışlık hissi verebilir. Ama kendini dış dünyaya kapatmaya alışkın olduğu için aniden yavaş yavaş onu yok eden bu açıklanamaz karanlıkta umut bulur. Bir bitki, bir ağaç ve hayat kurtaran basit yeşillikler içinde gizlenir. Onun bilgisi ve becerileri iğrençlik yanında dolaştığında gelişir. Zengin bir ailenin tek çocuğu olan David, büyüklüğe mahkum gibiydi. Manchester'da büyürken hem spor hem de akademisyenler için ciddi potansiyel olduğunu gösterdi. Ve aile bağlantılarıyla birlikte tüm kapılar ona açıktı. Savaşçı niteliği olmasaydı her şeyde başarılı olabilirdi. David, adrenalin hissi için yaşardı. Sürekli iyi bir kavga arardı. Sağlamlığı ve atletik yetenekleri onu gevşetebilecek ve gerçekten bir sıkıntıya neden olabileceği rugby'ye götürdü. David, mükemmel bir şekilde dikkat çekiyordu. Ve biraz da umursamaz bir şekilde çaylak olarak umut vaat eden bir ün kazandı.
Metrik yükselişi, öfkesini yitirdiği ve hakeme saldırdığı ligde ömür boyu yasaklandığı için ve çoğu insanın uzun ve başarılı bir kariyeri olacağını düşündüğü zaman aniden sona erdi. David umursamazdı, para önemli değildi. Bu yüzden erken emeklilik kararı aldı ve yapılacak diğer eğlenceli şeylere odaklandı. Kariyerinin kısıtlarından arınmış ve ailesinin zenginliklerinin sağladığı David, zamanının çoğunu barda geçirerek, içerek, oyun izleyerek ve kavga ederek geçirdi. Bazıları hayatını boşa harcadığını söyleyebilir. Pek çok insan ara sıra borç tahsildarı olduğunu ya da gizli dövüş kulüplerinde savaştığını bilmiyordu. David, barda görünmeyi bıraktığında hala sahip olduğu birkaç arkadaş şaşırtmadı. Nihayet ondan daha güçlü birisiyle kavga ettiği sonucuna vardılar. Bir şekilde haklılardı. Dwight, lise boyunca meraklı ve cılızdı. Her zaman en iyi çocuklardan birisi olmak isterdi. Ama bir türlü karizma kazanamamıştı. Futbol takımını denedi ama olmadı. Basketbol takımı ona bakmadı ve notları ortalamanın altındaydı. Bir hafta sonu takım egzersizinde Dwight'ın patronu, ailesinin yemek tarifi Moonshine'i parçalamadan önce onları ormanın derinliklerine götürdü. Dwight, ertesi sabah uyanırken gece ilk fırtı çektiğini hatırladı. Diğerleri onu terk etmişti. Bir kez daha topluluğun gülme stoğu olan Dwight, ormandan çıkmaya çalışmıştı. Bu herkesin Dwight'ı son duyuşuydu. Güneş battıkça ve ormanlar canlanırken Dwight, sıçan yarış hayatına kenetlenir ve hayal edilemez bir şeyin peşinde olmasına rağmen başka bir gün görmeyi yaşayacağından emin olur. Dwight durmayacaktır. Ne olursa olsun hayatta kalacaktır. Dwight, görünmez olmak ve tehlikeden kaçınmak için saatler harcadı. Koridordaki tehlike mi yoksa ormandaki tehlike mi olduğu önemli değil. Hayatta kalmak anahtardır. Diğer çalışanlar, terör onları etkilediğinde paniklerken Dwight, rahatsız edici gençlik deneyiminden yararlanıyor. Masalar şimdi döndü ve nasıl ortadan kaybolacağını bildiği gibi hayatta kalabilmek için Dwight'ın kesin talimatlarını izlemesi gerekiyor. Feng, bilgisayar oyunlarını ilk kez aldığında genç bir kızdı ve hemen bağlandı. Yeni dünyalar onu renkler, sesler ve patlamalar ile büyüledi. Başka bir yerde ya da başka biri olma düşüncesi onu çok etkiliyordu. Ailesi, ekranın önünde birkaç dakika geçirmesine yanlış bir şey görmedi. Ancak dakikalar, saatler ve bazen de günlere dönüştüğünde sonunda fişini çekmeye karar verdiler ve Feng Min'i daha fazla ders çalışmaya zorladılar. Oyunlarda geleceğin potansiyelini görmeyi reddeden anne ve babası tarafından boğulmuş gibi hissetti. Bu yüzden evini terk etti ve zamanını eski kuralların uygulanmadığı internet kafe ve LAN partilerinde geçirdi. Zirveye çıkmak için yarışmakla saatler geçirdi. Ailesini tatil dışında hiç görmediği için onları tatil ebeveyni olarak adlandırdı ve ailesinin kara koyunu oldu. Ancak oyun dünyasında nihayet saygı buldu. Ning Shining Lion'ı seçti ve prestijli bir e-spor takımına katılmaya ve yurtlarında yaşamaya davet edildi. Burada ebeveynlerinden ve oyun dünyasından duyduğu yanlış algı ve önyargılardan arınmış kutsal bir yer buldu. Feng, en iyi olduğunu kanıtlamak için sınırlarını zorladı. Uyku onun için antrenmandan daha az önemliydi. Oyunun başında ona hayran olan stadyumları doldurdu. Ama bu sonsuza dek süremezdi. En iyi olma baskısı daha da güçlendi. Kendisini çok fazla itti. Çok az uyudu ve performansı kaymaya başladı. Kaybetmeye başladı. Geceleri ailesini ve hayranlarını hayal kırıklığına uğratma düşüncesiyle işkence gördü. Kontrolden çıktı ve kendi kendine imha etme modeline dönüştü. Sokaklarda dolaşmaya, hiç kimsenin e-spor bilmediği barları ziyaret etmeye ve hatırlamadığı yerlerde uyanmaya başladı. Bir gün hiç bitmeyen bir kabusta tamamen farklı bir yerde uyandı. Feng umutsuzluğa kapılmadı. Karşı karşıya olduğu zorluk hakkında daha fazla şey öğrendiği için bunun hayatı boyunca ettiği şey olduğunu fark etti. Şimdi kazanacaktı. Zengin bir CEO'nun oğlu olarak büyümek Jake Park'ı hep baskı altında tutmuştur. Kardeşi onur derecesiyle mezun olduğunda Jake'in üzerindeki baskı artmıştı. Jake sadece akademik bir tip değildi ama babası onun üzerine aldığı pahalı eğitimi kabul etmeyi reddettiğini asla anlamadı. Sonunda Jake okulu tamamen bırakarak isyan etti. Şimdi Jake ormanın kenarında ızgarada yaşıyor. Babasıyla konuşmasından bu yana yıllar geçti ama annesi arada sırada onu kontrol ediyor. Sonunda polis çağıran annesiydi. Polisler ormanda kaybolduğunu ve bir arama partisinin günlerce aradığını ancak kötü hava şartları nedeniyle bırakıldığını söyledi. Annesinin tutkulu isteklerine rağmen aramaya devam etmediler. Ve Jake, tarihin ormanların başka bir kazası olarak yere düştü. Jake daha fazla baskıya dayanamadı. Bunun yerine iyi yemek ve işkencenin tersini aradı. Izgarayı terk etti. Ve en yakın komşusu olarak gördüğü ormana gitti. Bir şey evcilleştirmek için orada değil, daha çok vahşi olmaya başladı. Kan arayan acımasız katillerden korkmuyordu. Jake sadece evinde gibi hissediyordu. İnternet yok, baba ya da anne yok. Modern yaşamdan çok uzak bir zamanda Jake problemler için yeni şeyler hissetmeye başladı. Acı sadece seni beslenmekten alıkoyan bir engeldir. Seni avlayan ne olursa olsun bir adım önde olmalısın. Mücadeleye uyum sağla, sadece başkalarının sizi dünyanın yüzeyinden silmesini kolaylaştırma. Jeff, Alberta Ormond'da doğdu ve büyüdü. Sessiz, sadece büyük kalabalığın hoşnutsuzluğu olan bir çocuk olarak büyüdü.
Lise sırasında endişeli doğası, zorbaları ve öğretmenleri korkutacak sert taş gibi bir kişiyle örtbas etmesi utangaçlık olarak görüldü. Evde ağır metal olan ilgisini keşfetti ve vinil koleksiyonuna başladı. Kapaklardaki hatırlanan sembolizm bir sanat yapması için ona ilham verdi. Bu da anne babasının savaşıyla başa çıkmasına yardımcı oldu. Ailesinin gittikçe artan patlamalarından kurtulmak için Jeff bir video mağazasında çalışmaya başladı. Birkaç müşteri geçti. Bu yüzden çizmek için çok boş vakti vardı. Bir gece yarısı biri onun skeçlerini fark etti ve ondan köşedeki Ormond Dağı'ndaki çetesi için bazı sanat eserleri yapmasını istedi. Jeff meydan okumayı kabul etti. Akan kanlı harflerle The Legion'ı gösteren büyük bir duvar resmi çekti. Zor işi için 50 dolarlık banknot ve 12'li paket verildi. Bu ilk ödenen komisyonuydu. Gurur duyulacak bir dönüm noktasıydı. Ebeveynlerinin boşanmasından sonra Jeff, annesiyle birlikte ana kasabasındaki kilometrelerce uzakta olan Winkler, Manitoba ve babasına taşınmak zorunda kaldı. Winkler'da Jeff her zamankinden daha izole olmuş, sanat ve müzik bekliyordu. Mezun olduktan kısa bir süre sonra, canlı müzik performanslarıyla yerel bir barda çalışmaya başladığında onun sarayı kısa sürede geldi. Kısa süre sonra Winkler'ı geride bırakarak bir Rhode Island konseri buldu. Birkaç yıl sonra Jeff konser sırasında kavga ederken yaralandı. Görme duyusunun bir bölümünü kaybedebileceği söylendi. Bu yüzden doktoru onu izlemek için şehirde kalmasını istedi. Jeff'in yaşam tercihlerini yeniden değerlendirdiği zor bir zamandı. Sanat okuluna geri döndü. Görmesi yavaşça geri geldi. Ama dikkatli olması gerekiyordu. Sonunda ücretli iç kemiler teklif eden yağlı boya ve dijital sanatı seçerek çok çeşitli ortamlarla deneyler yaparak birkaç ders aldı. Sessiz, basit bir yaşam sürdü. Bira üretti, bir kurtarma köpeği aldı, dövmeler tasarladı ve sevdiği gruplar için serbest albüm kapakları tasarladı. Bir sabaha kadar Ormond'dan babasının geçtiğini söyleyen bir telefon aldığında halletmesi gereken birkaç şey bıraktı. Jeff, bütün yolu Ormond'a geri götürdü. Rahmetli babasının evine ulaştığında bir nostalji sancısını hissetti. İçeride duvara oturan eski bir gitar kutusu vardı. "Oğlum için" diyen yapışkan bir nota ile siyah, vintage bir model düzenledi. Çocukluğunu hatırlatan, planladığından daha uzun bir süre şehirde kaldı. Eski lisesi tarafından sürülürken Ormond Dağı'nı çizdiği duvar resmini hatırladı. 12'lik bir paketi alıp loca yöneldi. Jeff'ten haftalardır haber alamayan meslektaşları, kaderin onu daha iyi aldığını varsaydılar. Komşusu, gün geçtikçe daha fazla tedirgin olan köpeğini oturtmaktan yoruldu. Jeff'in malti kokusunun tanıdık izini ararken köpek yine başıboş bir hale geldi. Kate'in en eski anılarından biri ailesinin önünde duruyordu. O sabah okulda öğrendiği bir şarkıyı söylüyor ve yüzlerine yayılan gülümsemeleri izliyordu. Bir şarkı kadar basit bir şeyin insanları nasıl mutlu edebileceğini görmek, hayatıyla ne yapmak istediğini anladığı andı. Gitarı kavrayabildiği yaşa geldiğinde gitarla pratik yaptı. Gitar çalmayı öğrendi ve 8 yaşındayken kalabalığın önünde sahne aldı. Annesi, Kate'in hayallerini gerçekleştirmek için elinden gelen her şeyi yaptı. Onu Pensilvanya'nın tüm eyaletlerine, daha sonra güneye ve hatta Nashville'e götürdü. Kate, ne zaman bir halk müziği ya da yetenek şovuna katılsa hep kazanırdı. Ancak başkalarının kazanması için kaybetmek zorunda kaldı. Ve bu onun doğasında değildi. Sadece bir çıkış istedi. İnsanların hayatlarına dokunmanın bir yolunu aradı. Onlara dünyadaki endişelerini unutturmak ve sadece bir süre onları eğlendirmek istedi. Yaşla birlikte yeni bulunan bir özgürlük geldi. Hırpalanmış eski bir Chevy kamyonu satın aldı. Ve kendi başına dolaşıp hayranlarıyla tanıştı. Ve durduğu her yerde yeni arkadaşlar edindi. Yine de bir rock fazlalığı hikayesi değildi. Sadece yol, gitarı ve belki de günü sonlandırmak için iyi bir viski. Topluluğuna yardım etmek ve yerel çocukları daha geniş dünya masallarıyla eğlendirmek için eve dönmek konusunda emin oldu. İlhamının çoğunu bulduğu evdeydi. Kasabasının etrafındaki ormanda uzun yürüyüşler yapmayı, dövülmüş pistleri keşfetmeyi, şarkılarını çalmak için sessiz bir yer bulmayı her zaman sevmişti. Zaman zaman tekrar geri döndü. Sanki binlerce yıl önceki kayalardan patlamış gibi görünen ağaçlarla çevrili bir oyuk tekrar gitmeyi sevdiği bir yerdi. Burada doğayla ve dünyayla güçlü bir bağ kurdu. Aklının ormanlarla sarılmasına izin verdi ve onu sürekli bir ilhamla ödüllendirdi. Gitarını aldı ve çaldı. Parmakları tellerin üstünde dans etti. Bu sefer yaptığı müzik her zamanki canlandırıcı melodilerine benzemiyordu. Daha melankolik, hatta daha karanlık. Yine de bir şey onu devam etmesi, şarkıyı bitirmesi için zorladı. Çevresindeki yapraklar gitar teliyle birlikte titreşti ve ağaçların dalları uzanarak canlı bir forma kavuştu. Örümcek benzeri bacaklar üstündeki gölgelikten aşağıya doğru iniyordu. Duygularını yeniden kazanırken bir kaya aldı ve onları geri dövmeye çalıştı. Ancak derileri demir kadar sertti ve kaya öylece elinden fırladı. Uzuvlarının etrafındaki bacakları onu başüstü karanlığa doğru kaldırdı. Sis, hem Kate'i hem de kendisini çeken kabus yaratığını gizleyerek açıklıkta süzüldü. Sis temizlendiğinde herhangi bir mücadele ya da yaşam belirtisi yoktu. Sadece akustik bir gitar olan karalama plakası çiçeklerle oyulmuştu. Yakında sona erebileceğini anlayana kadar hayatta gerçekten önemli olanı asla bilemezsiniz. Lowry, banliyölerde sessiz bir hayat yaşamak, arkadaşlarla, aileyle takılmak ve belki bir iki randevu almak isteyenler arasında idi. Lowry tipik bir gençti. Ödevini yapıyor, arkadaşları, öğretmenleri ve ailesi tarafından beğeniliyordu.
Basit bir çocuk bakıcılığı gecesi, genç yaşantısının akışını sonsuza dek değiştirecek bir şeye dönüşür. Havada dolaşan bir bıçak, uzaktan çığlık atıyor. Aklıyla hile yapan sesler. Ama Laurie değil, daha güçlü bir şey yaptı. Vazgeçmeyecek bir şey. Meg'in içine sert bir çizgi çizmiş olan annesi ya da belki de bebekken onları terk eden babasıydı. Meg okulda başarılıydı ama raylardan çıkmıştı. Neyse ki bir atletizm antrenörü onu yanlış enerjisini piste yönlendirmesi için teşvik etti. Kendisini bir lise yıldızı olma konusunda motive etti ve üniversiteyi burslu kazandı. Annesi hastalandığında Meg onu büyüten kadının bakımını yapmak için üniversitedeki şansını bırakmaya karar verdi. Bir yaz günü ormanın derinliklerinde uzun süre devam eden Meg ortadan kayboldu. Cesedini asla bulamadılar. Meg sadece enerjiyle dolu olanlardan biridir. Kontrol edilemeyen enerjisi ortaya çıktı. Bir çocuk olarak küstahlık ve isyan ile geldi. Bir şeyler çok yanlış gitmeden önce biri Meg'e odaklanmak zorunda kaldı. Neyse ki biri başardı. Koşmaya başladı. Belki de enerjisini besleyen tanımsız bir şeyden. Fakat şimdi koşmak, başkalarının acısını çeken bu varlıkları çekebilir. Engeller, korkudan süzülerek dışarıdakileri kandırır. Böylece hayatta kalmayı başarır. Nia, İsveç kökenli bir etiketçi ve biraz da baş belası. 16 yaşındayken isyan etmeye başladı. Saçlarını siyaha boyadı ve sevdiği şekilde kesti. Nia'nın ebeveynleri onun herkesi normal yapan şeyden yoksun olduğunu düşündü. Nia, İsveç'in küçük Heijeo kasabasında büyüdü. Anne ve babası çok çalışıyor olmasına rağmen iyi bir çocukluk geçirdi. Amerika'ya taşınma fırsatı gerçekleştikten sonra harekete geçti. Nia, arkadaşlarını ve hayatını geride bırakmak zorunda kaldı. Nia, ailesinin normal olarak düşündüğü şeyden uzak durdu. Ve bunun yerine paten parklarına sığındı. Nia, hükümet binalarını etiketlemek için bir şeyler yaptı. Nia'nın ailesi birkaç günlüğüne Nia'nın kaybolmasına alışmıştı. Çevik ve neredeyse kedi gibi ölümcül tehlikelerden kaçabiliyordu. Tek soru vazgeçmeme konusundaki ilgisinin olup olmadığıdır. Nancy'nin annesinin ortadan kaybolduğunu duyduğunda Quentin anında başarılarının kısa ömürlü olduğunu biliyordu. Planları kusursuz çalışıyor gibi görünse de Freddy bir kez daha ölmüştü. Quentin pes etmek üzereydi. Ancak bir şekilde herkes için Freddy'yi yenmenin bir yolunu bulacağına söz verdi. O olmasaydı Freddy'nin kazanması ve Nancy'nin kaybedilmesi sadece bir zaman meselesi olurdu. Quentin gibi biri istediği metinler ne kadar garip olursa olsun bir kütüphanede asla dikkat çekmedi. Bulabildiği tüm bilgileri, paylaşılan rüya dünyaları, berrak rüyaları ve rüya alanını kontrol etme yöntemleri hakkında bilgi edindi. Kendini uyanık kalmaya zorlayarak sürekli bir haf ve enerji içeceği diyeti ile tozlu hacimlerde aradı. Rüyalarda yaşayan şeytanlar hakkında efsaneler bulup kurbanlarını tutup korkularını besledi. Freddy'nin yakında onun için geleceğini bildiği için çabucak çalıştı. O anın gelmesi çok uzun sürmedi ve Freddy Quentin'in rüyasında görünmeye başladı. Freddy Quentin'in yorulduğunu umarak onunla alay etti. Quentin öğrendiklerini kullanarak rüyadaki kusurları görebildi. Kaçış yollarında oluşabileceği çatlakları keşfetti. Freddy'yi yenmek için kullanılabileceği bir avantaj sağlayacağını umarak elini göstermek istemiyordu. Sonra bir gece kendisini Bedim okul öncesinde tanıdık bir ortamda buldu. Freddy onunla dalga geçmekten bıkmıştı ve sonunda işini bitirmeye karar verdi. Quentin okula girdi. Hızlı gözleriyle odaların labirentinde işe yarar bir şeyler aradı. Bir teneke boya tineri buldu ve çabucak bir plan hazırladı. Tuzağı kurduktan sonra Freddy'yi doğru pozisyona getirmek için hareket etti ve oradaydı. Pençeleri öldürmek için kapanırken metale kazıma yapıyordu. Koridorun ateşlenmesiyle Freddy'nin suratındaki sürprizin tadını çıkarması için zaman tanıdı ve daha sonra binadan geçip var olduğunu bildiği çıkışa yöneldi. Freddy'yi korkutursa, onu zayıflatıp sonra rüyadan kaçarsa bu zaman içinde onu yenebilecek miydi? Önce rüyadaki çatlaklar kapandı ve kaçış yolu tıkandı. Freddy çökerken mahvolmuş suratına yayılan geniş bir sırıtışı vardı. Quentin bu adamı nihayet yıktığını görmek için kendini tüketti. Onu bitirenin kendisi olmasını istedi. Freddy'nin suratına hayatını bitiren bir benzin bidonu fırlatan babası değil, Freddy'nin boğazını kesenin kendisi olmasını istedi. Belki bu arzu yeterli olurdu. Sonuçta bu, aklın bir diyarıydı. Freddy'nin onu tüketmesine izin verdi. Tüm düşünceleriyle Freddy'nin gitmesini diledi. Vizyonu sisin kıvrımlarıyla gizlenmişti. Ve temizlendiğinde başka bir yerdeydi. Başka bir rüya adamı. Eğer öyleyse onun değildi. Soğuk ve yabancıydı. Bir titrek dikkatini çekti. Ve bir kamp ateşinin yanında olduğunu fark etti. Ve yalnız değildi. Burada başka insanlar da kapana kısılmıştı. Ve yardıma ihtiyaçları vardı. Dedektif Tep iyi adamlardan biriydi. Katilleri adalete teslim etme ve mağdurlarının intikamını alma konusundaki kararlılığı onu uzun ve saygın bir kariyere götürmüştü. Jigsaw davasının ayrıntılarını ilk gördüğünde diğerleri gibi görünüyordu. Fakat daha tüyleri ürpertici ve daha da ürkütücüydü elbette ki. Ama ortada sonunda parmaklıklar arkasında olacak başka bir dramatik deli vardı. Bir ipucu, Tep ve ortağı detektif Stephen'ı Jigsaw'un inini keşfettiği terk edilmiş bir manken fabrikasına getirdi. Adamı yakalamışlardı. Ama maskenin arkasındaki kişiyi öğrenemeden adam oradan kaçmayı başardı. Ama kaçmak için Tep'in boğazını kesmişti. Ortağını terk eden Stephen, katilin peşinden giderken bu bir tuzağına yakalanıp öldü. Tep, arama emri olmadan katilin inine girdi ve olaylar bir detektifin ölümüyle sonuçlandı. Taburcu edildi ve harap bir boğazı
ve sakat bir suçluluk duygusuyla ayrıldı. Suçluluk duygusunu bir saplantıya yönlendirdi. Katili bulacak, cinayetleri durduracak, kendini savunacak ve arkadaşının intikamını alacaktı. Kanıtlar onu Dr. Lawrence'a getirdi ve doktorun dairesini belirleyerek suçluluk kanıtı bulacağını söyledi. Sonra Lawrence'ın penceresinde bir yabancı gördü ve silah sesleri duyuldu. Tep onunla yüzleşti ve adam kaçtı. Peşinden endüstriyel bir binaya yöneldi. Ortağı ve diğer kurbanları için gittiği bu yolda başarısız oldu. Katil her kimse, Tep onu durduramadı. Daha fazlası öldü ve bu onun suçuydu. Öfke ve suçluluk duygusunu kendisini tüketmesine ve son kez gözlerini kapatmasına izin verdi. Altındaki beton zemin yumuşatıldı. Parmaklarını toprağa soktu, kir ve yaprakları hissetti. Göğsünün kanla ıslandığı yerde gömlek şimdi kurudu ve ağrı gitmişti. Gözleri karanlık bir gökyüzüne açıldı ve tırtıklı dalların parmaklarını arıyordu. Çığlıklar ormanın içinde yankılandı ve yeni bir kararlılık onu doldurdu. Aklı aylardır ilk kez yerindeydi. Mağdurların intikamını alması gerekiyordu. Katiller engellendi. Buranın ne olduğunu bilmiyordu. Ama o hala bir polisti ve her zaman öyle olacaktır. Yapması gereken bir işi var. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım video işinize yaramıştır. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. İyi günler, eğlenceler.